İstanbul trafiğinde tur alıyorsun. Nasip kısmet, nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Bazen İstanbul'u Tuzla'ya gidiyorsun. Bakıyorsun Tuzla'dan kendini Eyüp Sultan'da bulmuşsun. Bazen bir bakıyorsun Sarıyer'desin. Bazen bir bakıyorsun Beşiktaş'tasın. Bazen Kadıköy'desin. Bazen Üsküdar'dasın. Yani nereye gideceğin hiç belli olmuyor. Hani sahadaki futbol topu gibisin. Seni müşteri nereye atarsa oraya gidiyorsun. Hani nasıl futbol topu İstanbul'un dört yanında dolaşıyorsa sen de aynı şekilde dolaşıyorsun. Dayı boş musun? Boş boş buyur abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Abi burada Kadıköy'de bir yerde bir deniz oteli varmış. Evet. Oraya gideceğim. Tamam. Ben nerede olduğunu bilmiyorum. O rıhtım da en uçta olması lazım. Orada bir asesuarcı varmış. Araç asesuarcı. Orada işin fazla sürmez. İstiyorsan beklersin, beraber de tekrar geri döneriz. Ya bakarız duruma göre. Bir varalım oraya da. Tamam. Otel asesuarcıları mı varmış orada deniz otelinin yanında? Şey arabacı varmış bilmiyorum işte. Bir şeyler var orada diyor, bak diyor. Allah Allah. Orada arabacı falan değil de döndükten sonra iki tane araba tamircisi var. İşte orada bir şeyler varmış. Havalı korna almam lazım bir tane. Ha, belki onlar da bulunur. Akü falan var, işe var. Ne o ismi? Yani ıvır zıvır bir şeyler var da iki tane yer var zaten. Başka şey yok. Tamam, anladım neresi dedi. Havalı korna mı alacaksın? Evet abi, ben araba aldım bir tane de. Ne aldın? Transit aldım. 85 model. Ford. 1985. 85. Çiçek Appaz'da. Aha. Otel. Kalmış mı 1985 arabaya? Olmaz mı? Türkiye'de kıyamet kadar. Ben Almanya'dan geliyorum. Allah Allah. Özellikle onu mu almaya geldin yoksa? Tabii. Ben şimdi arabaya binip çarşamba günü arabayla gideceğim karayoldan. Almanya'ya. Evet. 85 model Ford Transit'ten. Aynen. Allah Allah. Harbi. Benim babaannem kullanıyor o arabayı hala. 40 yıldır. Aynı arabadan. Niye sıfır? Tam da niye sıfır almıyorsun? Sıfır? Ya abi klasik araç. Ya yani sen meraklısın öyle. Tabii tabii. Bir de Almanya'da satışı daha iyi. Yani buradan eski araba götürmek onlara daha iyi. Tabii. Burada daha ucuz klasik araçlar. Almanya'da pahalı. Klasik dediğin kaç yani, model araba oluyor? İşte 85'ten çıkmayacak bir kadar. Allah Allah. Yani ne olursa olsun yani. Ya, tabii bütçeye bağlı. Burada bazen uçuk fiyat istiyorlar. He. Dengesi o zaman de... ben sana dolaşırken bulayım, getiririm Almanya'ya. Hiç sıkıntı yok. He? Hiç sıkıntı yok. Ciddi söylüyorum. Tabii bütçeye uyacak. Şimdi bizim bu, benim burada tamircim var, Turan Usta diye. Tamam. Şurada ileride. Ben ona veriyorum arabaları, topluyor benim için. Ya ben bütün gün sokaklardayım işte. Görsem eski model falan. Hem ne? Bende çifte pasaport var. Almanya'ya kadar gittim de getiririm arabayı. Çifte pasaport. He, Avrupa. Sıkıntı olmaz yani, getir dersen arabayı da getiririm oraya kadar. Nasıl oldu sıcak sıcak, Almanya'da mı yaşadın? Ya Bulgaristan'dan ya. Efendim? Bulgaristan'dan çifte vatandaş. Ha, Bulgaristan'dan. Ya. İyi o zaman sen istediğin şekilde gez gez. Dünyaya gelebilir çıkabiliyorsun, Avrupa vatandaşısın. Evet evet, aynen öyle. Sen alıp satıyor musun orada arabaları? Evet ustam. Almanya. Bizim millet de Almanya'dan araba getirmek için can atar. Benim asıl işim, ben fizyoterapistim. Ha. Asıl iş. Bu böyle işte hobi olarak. Harçlığım. Çıksın senede 3-4 tane araba böyle. Allah Allah. Ay ne işler var ya. 3-4 tane araba. Bizi deriz ki Almanlar almaz böyle F0 araba diyor. Almanlar almaz. Ben burada, beni çarptılar burada. Araba aldım ben bir tane. Söyleme sayıp. Yüklü bir paraya. Klasik. Arabayı gördüm ben. Tamam dedim. Anlaştık. Notere gittik. Satışı çıkardık. Bir geldim. Aynı araba. Ama hurda. He, sana bu arabayı gösterdiler, bu arabayı sattılar. Allah Allah. Evet dedim, şimdi dedim ne yapacağız dedim. Nasıl dedim çarpışak sizde dedim, nasıl vuruşak dedim. Evet. Ben siz dedim. Neyse bunlar 4-5 kişiydi, beni bir sıkıştırdı bunlar. Ben olayı bıraktım öyle. Burada Kadıköy'de benim ustadı geçtiğimiz zaman orada Namık abi diye biri var, Rizeli. He. Namık Kemal. O abi işte babamdan doğru tanıyorum. Alemin adamı, hani kumarhane falan işletiyor orada. Artık ona telefon ettim. Abi 2 saat sürmedi. Hem araba geldi hem para geldi. Ben tabii parayı almadım. Hani ben hak yemem abi. Hani hakka girer, anlıyorsun. O benim burnumdan fitil fitil gelir zaten. Dedim sen dedim al şu paranı. Arabayı bırak git.
Adamlar gel çekti gitti. Sağ olsun abi çözdü yani. Allah Allah, böyle işler de var ha. Üf. Film. Neler var neler. Peki Almanya'ya ikinci el araba sokmak yasak değil mi? Yok abi, Almanya'ya istediğini sok. Mesela Türkiye ikinci el araba getirmek yasak mesela. Abi yasak, burayı ben getirebilsem var ya araba. Ben yarı yılda trilyonluktum. Sen de iş yapmak yoksan o zaman herkes getirirdi. Sırf abi sana... sen multi milyarder olursun ya. Burayı piyasa öldürürsün burayı. Burada abi, hiçbir Alman kul araba satamaz bir daha. Sen şimdi şöyle serbest olsa sen tek olmayacaksın ki bütün piyasa. Abi, herkes... abi illa bulursun. Ha. Ya abi inanılmaz ucuz arabalar orada. Hani... Ha biliyorum biliyorum. Şimdi bir de Suriyeliler çıkmış, tamam mı? Almanya'dan arabalar alıyorlar, Suriye'ye götürüyorlar. Aynen. Var, o, savaş ülkesi nasıl götürüyorsun? Uzun zamandır var abi o. Afrika'ya getiriyorlar, Suriye'ye getiriyorlar. Çünkü oraya sokmak serbest. Yok abi, adamlarda yok çünkü. Ha. Adam diyor ne getirebiliyorsanız getirin. Ha. Araplar milyonları kazanıyor. O şekil. Almanya'da iki... Bak şu araba mesela. Abi bu araba kaç para burada? Vectra bak. He, alamazsın. 30-40 dersin alabilir. 30-40. Şu araba var ya, 1000 euro yok Almanya'da. 1000 euro yok. Kimse almaz yani. Şu arabalar 4-5 bin euro. Şunlar. Passatlar. Yani eski Passatlar. Şu Kangoo'lar var ya. Bedava diyorsun. 500 euro. Yemin ediyorum kimse almaz. Vallahi Allah. Samimiyetimle söylüyorum. Ucuz abi adam. Ama çalışıyor değil mi? Böyle şıkır şıkır her şeyi çalışıyor yani. Tabii. Yani işte 500 euro olup da kamyon sırtı geçecek hali yok. Depoyu doldur göt. Ya benim akrabalarım var, durumu yok. Ben 300-400 euroya araba alıp Türkiye'ye gelenler var ya. Samimiyetimle söylüyorum hani o konuda ticareti burada serbest bıraksa var ya. Yok ben gördüm geçen sınırda falan böyle Suriyeliler 4-5 tane arabayı dizmişler peş peşe, binmişler götürüyorlar Suriye'ye. Dedim ya ulan savaş var, kaptıracaksınız elinizden ayağınızdan arabayı. Demek ki İstanbul'da acayip her düman var abi. Neler yaşadım ya o araba işlerinde. Abi millet acayip çarpıyorlar. Hesap sana şey gönderiyor, hesabı gönderiyorsun sen telefonundan. Dokent mi diyorlar, ne diyorlar abi? Dekont he. Dekont gösteriyor sana. Abi hepsi sahte. Öyle sistemler yapmışlar ki hani o sana gönderdim diyor, dekontu da gönderiyor sana. Sen diyorsun tamam 2 saat sonra para hesabımla. Halbuki hepsi sahte. Öyle sistem yani adam onun şeyini yapmış, sahtesini yapmış. Dekontun. Şeyin ne onun adı? Programın şeyini. Programın sahtesini yapıyor. Başka bir cepten de dekontu resmini çekip hani ayarlayıp kendisi sistemde dekontu gönderiyor sana yalandan. Bak diyor kardeş dekontu ben sana çekip gönderdim. Ya hadi gel, ha gidiyorsun notere bak, aziz artık paranı gönderdim, hadi bakalım imzala. İmzala aynen. Ondan sonra adamı bulabiliyorsan bul. Bulsan ne olacak? Bulamıyorsun ki, nereden buluyorsun? He. Adamlar gitti. Telefon sahte, evrak sahte, her şey sahte. Çalıntı arabalarla çok yapıyorlar onu. Bu usta misal, tam bu arabadaki şimdi şase numarası yoktu. Bulamadık. Meğerse boyanmış. Hani orada bir yer boyanmış. Onun üstüne de boya geçmişler. He, kalın boya önce attı bunu. Bak usta sağlam olmadığı zaman bulamazsın. Kim bilecek 85 model... O dedi ben dedi bu şase numarasını bulmadan dedi hiçbir şey imzalamak yok. Almak yok. Tamam ustad dedim. Tamam dedi buldum dedi her şey tamam. Öyle imzalattım. 2 saat bekledik. Aradı bulduk sonra. Değer aslında. Vay Ozan. Hindistan'da böyle çok eski arabalar falan var ya. Abi dünya adamlar var. Bir tane adam var Almanya'da. Çok genç bir adam daha. 40 küsur yaşında. Abi adam şimdi Almanya'da Avrupa Birliği'nde üretilmiş arabalar satıyor. Hani Belçika, İspanya, Portekiz. İtalya. Neresi? Adam ayda 100 bin araba satıyor. Sıfır. Bayi yani sonuçta. Tabii ama adam diyelim o araba şimdi Almanya'da aynı araba. Arabanın bir tek değişimi kullanım kağıdı var ya. İtalyanca mesela. O başka şey. Başka dilde. İspanyolca. Yoksa araba komple aynı. Almanya'da o araba 20 bin euroysa o satıyor 15 bin euroya. Niye öyle fark ediyor? Çünkü Belçika'dan geldiği için veya İspanya'dan geldiği için. Canım Belçika ile Almanya'nın arasında ne var tamam ya? Tamam işte ama Alman hükümeti diyor ki bu adam diyor düşükten getirmiş arabayı diyor. Ucuza da alıyor. İstediği şekilde satar diyor. Çünkü adam vergisini kazanıyor. İstediği kadar satsın diyor. Vergi kazanıyor. Ne işler var ya? Abi çok araba işinde çok iş var.
Çok dümenleniyor. Burada piyasayı öldürmemek için, kendi adamları para kazanmada kaybetmesin diye izin vermiyorlar abi. Öldürürler ya, araba piyasası biter yani. Milan Lanko'nu burada yerli satamaz araba. Ne satacak canım? Adam senin sıfır arabana Passat satıyor işte. Kaç yıldır yapıyorsun abi bu işi? Valla 16-17 senedir yapıyorum ya. Maşallah abi, ben sana çünkü çoğumayım. Neler yaşadın, neler yaşadın. Aman bin bir türlü insana şey yapıyorsun. Bir dünya sakat var değil mi? Ya hiç sorma ya. Hiç akla gelmeyen iş başına geliyor. Durdu valla. Geçen ama... Kadıköy'den bir kadın bindi böyle. Bir psikok geldi, bir psikok geldi ya dedim. Lağımı patladı, ne oldu dedim böyle. Ondan sonra gidene kadar kokunu duramadık falan. Ondan sonra indim, baktım arkasından. Giderken sıçmıştı onunla. Ay Allah'ım yarabbim. Çantayı kıçına tuta tuta gidiyor ya. Ondan sonra eve gittim benzinciye. Arabanın koltuğunu moltuğunu yıkadım. Kustum mustum şey yaptım ya. Allah. Ya. Hani diyorlar taksi maçı böyle ama işte millet, insanlar yapıyor bunu ya. Geçen bindim ben bir arkadaşa da. Abi bir iz gösterdi şurada. Kardeş diyor, ben diyor arkadan satır gidiyor. Biliyorum işte. Abi şimdi otel bu bak. Deniz otel bu. Geçtikten sonra şurada iki tane tamirci var. Başka bir parçacı marçacı yok. Tamam abi, sonrası. İstiyorsan bak, hemen iki, varsa klaksiyon vardı zaten, fazla bir şey yapacak halim yok. Bir bakayım. Şimdi bu yok, şurada şu köşedeki. Yani burada başka parça falan ne yok. Ne hesabı orası? İşte bak şu şuraya, elektrik tamam. Elektriği ya. Tamam, bir bakayım oraya. İstiyorsan bir sor gel, istiyorsan şey yap, sen bilirsin. Bir sorup geleyim ben abi, ha, hemen geleyim. Tamam, ben bu arabanın önüne çekiyorum, tamam mı? Tamam, hemen geleyim. Abi biraz daha ilerleyeceğiz. Var mıymış orada parça? Var orada, burada yokmuştu. Ya kaçırmaz bunları. İyiyim sağ ol. Hayırdır sen? Askerden mi kaçtın? Nöbetteydim. Nasıl nöbetteydin ya? Nöbetteyim, ıslık gibi. Sen nerede askersin? Kayseri. Yahyalı hava indirimi. Üniformayla mı geldin böyle? He. Allah Allah. He. Nereden bildin? Nereden bildin? Üstüne gidiyor işte işe mi? Genel paşa olduk abi, ne yapalım? He? Paşa olduk. Genel ne yapalım? General mi oldun? Ya genelde askerden kaçar mı ya? Başını bıraktık, genel eve geçtik. He. Buyur baba, geç. Aa, 200 dedi ya. Abilerle orada bir yer varmış da. Kendim onu satacak ya. Abi şurada bak. Gel lan. Abim. Bu. Şimdi abi burası kapalı ya. Senin gönderdiğin yer kapalı. Burada var da 600 kat dedi ya, kafayı. Ha bak, bir de o taksi var diyor. Bak işte şu kornaya. Bak şu. Bak bir de bu arası bak. Tamam, bayağı burada bir tane hata var. Bir burayı sorayım abi, dur. Tamam abi, ayrıca onların tüplüsü varmış, tüplüsü varmış. Nasıl alacağım ben onu? Ne diyeyim? Tamam, okey abi.
abim Hasan Paşa karakolunlara gideceğiz. Ha, aynı yere. Aynı yere ama abi bana bir döviz bürosu lazım ya, yol üstü var mı bir tane? Döviz bürosu yol üstüne yok, alt yola inmek lazım. Çok sürer mi? Yo. Arkadar mı çok? Yo. Abi şimdi oradan da ödeyeceğiz. Adama şimdi şey kalmayalım orada. Ya döviz bürosuna gideceksen yani şey gideceğiz yani, yapacak bir şey yok, gitmeyeceğiz desen gitmeyeceğiz yani, buraları alt yolu. Abi gidelim gidelim, şimdi ben orada mahcup kalmayayım ama. Tabii şimdi adam şimdi işe demesin, boş ver, itibarını sarsma. Adamın işi var, acı yapıyor şimdi. Bütün gün arabayla uğraşıyor zaten. Ay dayıma bak, neler var dayımda ya. Zor duruyor ayakta. Nasıl? Dayım diyor mu? Bir de ucuz. 600 lira aynı korneyi aldım 150 liraya. Allah Allah. Vay şerefsiz bunlar ya. Yan dükkanda 600 lira. 600 dedi, aynı korneyi aldım ya şeye. 150 liraya. 150 liraya. Vardır bir fark aralarında ya. O kadar da kazıkçı olmaz yani insan. Vallahi sen şimdi böyle bu araba işi miyorsun? Dükkanlar falan yerini bilmiyor musun? Abi ben her bazen Konya'dan çıkıyor araba. Bazen Artvin'den çıkıyor. Şimdi Konya'dan Artvin'den çıksa da şimdi bu nerede tamir, orada mı tamir ettiriyorsun? Artvin'e mi tamir ettiriyorsun? Ya çok ağır bir şey olsa orada yaptırıyorum ama genellikle bu abinin yanına geliyorum ben. Tamam, bu abinin yanına geldi burada. Abi ben ilk defa şimdi alıyorum havalı kornaya. Hiç. Niye? Normalde bunu... hiç alakam yoktu yani. O transitte istedim, ne bileyim artık. Allah Allah. Banka da bozuyor değil mi? Ya? Herhangi bir banka da olabilir abi. Valla istiyorsan ben seni aynı yere bırakayım. Orada ziraat nereye gideceğiz? Orada banka var mı? Bilmem, ben seni orada bırakayım. Oradan bakarsın, banka varsa bankaya şey yapacağız. Senin bileceğin işleri sen ama ileri ileri geri geri. Abi kilit ya. Şu ışıklara kadar burası ya. Başka bir şey yok. Öyle mi? Tabii. Şurada ışıklar var ya. Burası çok şey gidiyor. Yani yoğun bir şey. Şurada ilerideki ışıklara kadar. Oradan sonra sen çık zaten. Döviz bürosu da gidelim, dersin. Gidelim abi. Alt yolu şey desin. Hasanpaşa bırakayım, artık oralarda ararsın. Abi hiç arayacak vaktim yok. Yani sen bir, gidelim. Sen bilsin paşam. Sıkıntı yok abi. Arkaları yazı mazı falan almadın mı? Hani yazı mazı da merak ediyorum. Yok yok, onlara gerek yok ya. Ne bileyim. Yok ya, o basit yazı. Aynen öyle, yazı mazı almadım ya. Ne bileyim, Türkler meraklıdır gerçi bu işlere. Zaten arabadan bir dünya eşya soktum ben. Adam neler yapmış arabaya ya. Çilingir sofrada gibi yapmış. Ne var ne yok yapıştırmış. İşte öyle arabalara... Bazı gençler meşler şeyler, alemciler meraklı oluyor ya. Sen olsan evrak işi falan kök yok mu? Bu Almanya tekrar ruhsat çıkar, şu çıkar, bu çıkar. Gümrük, gümrük vergisi. Almanya'da kolay onlar ya. Allah Allah. Almanya'da gerçekten kolay. Hani gümrük vergisi, mümrük vergisi, evrak var ama onlar hızlı şekilde halloluyor. Sıkıntı çıkmıyor. Ya bizim Türkiye'de yapmak lazım. Dünyanın bir işi. Evraktan başa çıkamazsın zaten. Meraklılar alıyor değil mi Almanya'da? Öyle Tabii. Sıradan bir adam almaz ya, sıfır pasat varken. Piyasada kalmadı onlar, Almanya'da yok. Onun için çok şey, aranan bir araç. Hani sahibinden.com biliyorsun abim. Tamam, Türkiye'de evet. Ha, şimdi Almanya'da da öyle bir şey var. Bir girdiğin zaman yok, o araba yok yani, satışta yok. Ama meraklısı var ama. Aynen. Çünkü dedik ki yani Almanya gibi ya da ucuz bir araba varken kim ne parası, fırsat, eski. Onun psikolog. İçin işte özel arabalara çok hassaslı olan adamlar var işte. Çünkü bolluk var. Yani nasıl olsa herkeste yeni sıfır araba var diyorsun. Tabii. Ya sıfır almana gerek yok. Almanya'da sıfır olan keriz. Harbi diyorum, hani hiç gerek yok. Sıfırı şey alıyor. İş sahipleri, şirket üzeri. Vergiden düşmek isteyenler alıyor. O kadar araba nasıl satılıyor o zaman Almanya'da herkes? Abi satıyor işte adam. Adamı satıyor. Dünyayı üretiyor adam. Maşallah 365 bin gitmiş ha. Ey maşallah. 2,5 senede. Doğrudur. Bu trafikte yüksek bir de. Böyle birinci ses dur kalk böyle. Biz şehirler arası gitsek herhalde 2-3 milyon kilometre olmuştu bu. Doğrudur. Bu iyi taksilerin farkı ne? Öbür taksilerden mi? Ya bu belediyenin taksi çağırma şeysi. Burada hani belediye işte uygulama var, cep telefonu açar. Ondan sonra buradan çıkıyor taksi. Şey, müşterinin şey, kabul ediyorsun, sonra seni on haritayı... Her şahıs taksi yapabiliyor mu bunu yoksa?
Yok özel taksiler ya. Şey özel taksi demiş. Sarı taksiler de sonra şey takmayı durdular. Bir ara bütün taksilere takacaklardı. Sonra şikayet oldu. Ondan sonra durdurdular. İşte olanlar da var. Bu kimsenin yok. Seçimler ne oldu? Ekşi sesçi de açıklamada var mı bildin abi? Niye sen seyretmedin mi seçimleri? Ettim de şimdi bugün hiçbir şey çıkmıyor. Kim aldı artık? CHP mi aldı? Ha şey aldı zaten ya. İmamoğlu aldı mı? İmamoğlu aldı belli oldu. Vay be. Ya. Abi inanılmaz bir şey. İzmir, Ankara gitti, İstanbul gitti, Antalya gitti. Eyvallah ya. Millet para yok diyor ama. Geziyor zaten. Ya geziyor da yürüyor işte abiciğim. Sağlıklı yürüyüş yapıyor. Burası Kadıköy, Anadolu yakasının merkezi. Burada da yürümeyecekti, nerede yürüyecek? O da doğru söylüyor ya. Geçen izledim. Abi diyor ki adam, bilim adamına soruyorlar. İsmini bilmiyorum ama keşke ismini bilsem de sorasam sonra. Bir saniye abi, şu motosikleden önce ben duracağım. Tamam abi. Ben nereye gideceğim? İşte sola bak, sol tarafta bak. Şu bak hemen arada görüyor musun? Bak işte şu bayan şey oldu yer. Tamam mıdır işin? Bitti mi? Abi tamamdır. Hasan Paşa. O zaman Hasan Paşa. Şeyde geçen taksiciye birbirine girdim ben. Niye? Taksi şeyde Eminönü'nde. Niye? Abi gideceğim yer. Ya söylemesey çocuğu 18-17'de tutuyor, tamam mı? Abi adam dedi ben de oraya gitmem dedi ya. Bindim arabaya. İnanamam ben dedi. Ben dedi o yolu dedi, gitmem şimdi. Kısa dedi. 18 lira kısa mıymış? Ha? Kaç tane aşağı gitmez? Ne diyorsun lan sen dedim, manyak mısın oğlum sen dedim ya. Abi biraz sert konuştum. Yanlış anlama güzel abi. Estağfurullah. Sen dedi, köpe şekil yapıyorsun dedi. İndi arabadan. Eline de sopayı aldı. Sopa varmış. Allah Allah. O kadar kafayı şey yapmış yani. Bozmuş. Abi ben de o zaman tutamadım kendim. Allah ne verdiyse. Ben de tutamadım. Ondan sonra işte bindi çekti gitti. Sopasını alıp. Allah Allah. Yedi iki tokadı gitti. Terbiyesiz herif ya. Allah Allah. Demin diyordum, bilim adamı diyor ki, soruyorlar adama hani yabancıya nasıl anlatırsın Türkiye'yi veya ne bileyim bizim milleti. Ya Türkler nasıldır derse ne dersin diyorsun yani. Adam dedi ki, bir saat dedi, yaya olarak geçsin dedi, bir saat de şoför olarak geçsin dedi. Bizim milletin ne kadar saygısız, terbiyesiz olduğunu oradan anlar dedi. Allah'ıma yemin ediyorum öyle dedi ya. Almanya'da mı dedi? Yok, burada Türk adamı diyor, bilim adamı diyor. TRT'de miydi, ne, hatırlamıyorum. Dur bak şimdi yanımızdan bir araba geçecek, soldan bak, soldan. Evet abi. Bak senlik araba. Oo abi ne bu? Ha Fiat 124 Sport Coupe. Abi böyle arabalar güzel, yarar gider ama bu pahalıdır abi, tertemiz baksana ya. Ya adam şimdi ona göre boyatmış bakmış. Bir tane gördük abi, Mercedes çok eskiydi ama 60'ların başındaydı. Arabayı 60'ların başı. Abi yaşlı bir dayı sürüyordu. Dayıya böyle yaptım. Satıyor mu dedim dayıya. Dedi ona dedi gücün yetmez dedi sana. Ama şimdi o da ona göre bakmış, demek ki arabasının şeyini biliyor. Ama araba abi şey gibiydi ya, vallahi sıfır gibi. Bak burada tertemiz. Hiç çürük çörek bak, boyasına hiç ezik büzük yok, çörek bak. Yanaşayım mı yanına? Dur bak, yani sağ yapayım şimdi bak. Görüyor musun? Hiç... Süper. Yok buna sorun evle değmez. Bu adam satmaz. Bu adam seviyor arabasını. Yok satsa bile sen ona o parayı vermezsin. Abi ver, nereye veriyorsun abi ya bizim? O zaman işimize yaramıyor ki.
benim, ben sana söyleyeyim, benim aldığım arabalar 20 bin liraya geçmiyor. Bir de burada işte 10 bin lira kendi masraf yapıyorum. 30. Ne yapıyor? 5 bin euro yapıyor. Yani bir de 2-3 biz koyuyoruz. Yani 1000 lira da masrafım bir de. 6 bin. Araba başı 2000 euro kalması lazım. Yani 10 bin euroya satman lazım. Tabii. O araba, ama belirli arabalarda yapıyor o parayı. Yoksa biz, ben bu işi yapmam. Hani keyif gidip gelmem yani. Bir de benim için oluyor. 2-3 gün tatil yapıyorum. 2-3 gün arabayla geze geze geliyorum ben. Bir de ben konsept satıyorum abi. Şöyle yapıyorum ben. Arabanın resimlerini çekiyorum. Arabayı nereden aldığımın resmini çekiyorum. Şimdi tamirhanede resimler çektim. Ben onu küçük bir kitaba bastırıyorum. Tamam mı? Kitaba mı? He, böyle küçük bir kitap yapıyorum onu ben. Allah. Ondan sonra arabanın hikayesini böyle 2-3 cümleyle yazıyorum. Bu resimlerle videolar çekiyorum hani. Ne, arabanın kitabını yapıyorsun yani? Arabanın şeyini yapıyorum, hikayesini yapıyorum. Şimdi bir de sokaktan geldiğim zaman video yapıyorum. Resimler çekiyorum gümrük. Adam, ya işte adam görüyor nereden alınmış, nerede yapılmış. Alman hikaye alıyor abi senden, araba almıyor. Alman tarihi alıyor senden. İşte diyor ki bu arabanın böyle bir hikayesi var diyor. Mesela atıyorum lafın gelişi. Adamın böyle bir İstanbul'da alınmış, şurada boyanmış. Videoları falan gösteriyorum adama. Tabii veriyorum ona hard diskin üstünde. Adam belgesel gibi oluyor neredeyse. Aynen öyle. Aynen. Benim konsept o. Abi işte iş bilenin kılıçlarını sen, herkes bir yol tutturmuş. Sen de öyle demek ki oradan bulmuşsun damarı. Şimdi bir de şu var Almanlar. Abi bak Almanların elinde olsun İstanbul var ya. Sana yemin ediyorum var ya İstanbul'a 15 kilometre yanaşamazsın arabayla. Nasıl? 15 kilometre İstanbul'a yanaşamazsın. Bilet almadan giremezsin. Müzeye çeviririz İstanbul'u ya. Ya biz 25 bin yıllık surların üstüne biz gece kondu dikmiştik. Ya aynen öyle işte. He. Tarihinin üzerine biz, affedersin, çok abi büyümsün. Şeye gittin mi? Adolisyen'e gittin mi? Yok, daha gitmedim. Abi git ağlarsın ya. Ufacık kale, kaleyi yıkmışlar, yol yapmışlar. İki tane kenar duvarı kalmış, Adolisyen'in kaleymiş o. İşte, ya yaptıkları bir şu ev kadar kale, tamam mı? Düşün ki bu apartmanın ortasını del, yık kale yap. Abi, şey yol yap. Bizim millet işte böyle. Abi adam, geçen neredeydik ya, bir yerdeydik, Mecidiyeköy'de miydi hatırlamıyorum. Abi Sultanlı'dan, işte Osmanlı'dan kalma herhangi bir padişah yapmış. İsmini hatırlamıyorum. Osmanlı padişahı bir şey yapmış. Abi adam üstüne ne yapmış biliyor musun? Tezgah yapmış, arkası dükkan. Dedim yuh dedim İş ya. İş yeri yapmış yani. Böyle bir şey olamaz ya. Abi Alman yemin ediyorum var ya, bütün ülkenin ekonomisini var ya bu tarihi şeylerden çıkarır ha. Herhalde canım. Abi Almanya'da kıçkırık bir çeşmeye adam gözü gibi bakıyor ya. 5 euro para ödüyorsun görmek için çeşmeyi. 5 euro alıyor adam. Ne var? Çeşme var. Bizim burada çeşme sahipsiz, bir sürü çeşme var. Abi burada abi her yer tarih ya. Bak şu eve bak. Evet. Altını dükkan yapmış. Ya bak tabelaları görüyor musun? Kara bilmem ne tabela. Abi şu eve takılır mı o ya? Bak şurada solda bir tane daha ev var, tamam bak biraz geride kalacak ama görebilecek misin? Neyse geride kaldı. Ne göremedin abi be. Artık ona da bakarsın bir dahaki sefere. Odun fiyatına gidiyor neredeyse. Kışlık odunu ayıracaklar. Hani inanılmaz abi, ben çok üzülüyorum o duruma ya hiç. Yani. Zamanında hep yapmışlar kataküte. Birbirlerini çarpa. Bizi tarihe eser bol olduğu için değeri yok. Abi her sokakta var. Yemin ediyorum sana ülkenin parası sırf tarihi eserden çıkar. Avrupa, Almanya'nın eline ver ya. Ya ben hükümet olacağım vallahi, Almanya'dan getiririm bir tane adam. Uzman getiririm. Yıkarım, affetmem ya, acımam ya. Nerede sen geçmedik abi ya? Bak şuradan sağ yapacağız. Sağ mı? Ha. Aynen. Abi şuradan sağ yapacağız. Şimdi kızacak bana. Şimdi niye? Biraz şatafatlı korna aldım ya, onun işi. Lan paranı veriyorum dedim ya, sen niye kızıyorsun? Şuradan sol yapacağız abi. Rizeli ya. Biliyor musun? Takıntılı. Bir şey bulacak diyorsun yani. Aynen. Abi buradan sol. Bak benim araç duruyor orada. Ha şu kırmızı. Aynen. Abi benim borcum. 29. Buyur abi. At tamam. Allah razı olsun. Sağ. Hayırlı işler. Allah abi bazı görüntüleri YouTube'a koysam olur mu be? Bak burada çektiğim, tamam mı? Gözüm başım üstüme. Tamam abi. Yani müsaade et, almayalım da.